Özellikle bir ülke var ki bizi 7-24 gözlüyor efendim komşumuz. Yani komşumuz Yunanistan'dan bahsediyoruz. Yatıyor kalkıyor Türk siyahları yatıyor kalkıyor Türk ihaları Kaan vesaire derken... ...işte bu milli gururumuz olan Kaan uçağını yine son dakika veren ilk ülke Yunanistan oldu. Çünkü efendim... Gerçekten bizi kıskandıkları noktaların en başında gelen işte Türkiye'nin ürettiği milli savunma alanındaki bu araçlar efendim. işte Yunanistan'ın kıskançlığına karşı çalış senin de olur diyoruz biz. E, dolayısıyla Yunanistan'ın bu tutumuna Ankara'da uçtu Yunanistan'da yankılandı dedik e haksız değiliz. Az önce söyledik son dakikayı ilk geçen ülke Yunan medyası oldu efendim. Milli Muharip uçağımız Kaan ilk uçuşunu gerçekleştirdi. Türkiye'deki gelişmeleri yakından takip eden Yunan basını Kaan'ın uçuşunu manşetlerine taşıdı. İşte o manşetlerden birkaçı hatta daha fazla manşet vardı. Biz en önemlerini topladık zaman açısından. Şimdi Pentapostakma gazetesi Yunan gazetesi Kaan'ın uçuşunun son dakika gelişmesi olarak okuyucularına duyurdu. Kaan Türk yapımı çift motorlu hayalet savaş uçağı ve her türlü hava koşulunda uçabilecek. Ankara Kaan'ı Pakistan ve Azerbaycan gibi 3. ülkelere de satmayı hedefliyor. Türkiye'de TFX adıyla geliştirilmeye başlanan Kaan'ın 2028 yılında filoya kazandırılması bekleniyor ifadelerini kullanmış. Yunan medyası. Ve geliyoruz Pro, Prototima gazetesi. Ankara'nın ürettiği 5. nesil savaş uçağı Kaan ilk uçuşunu yaptı. Türkiye 21 metre uzunluğundaki ve 14 metre kanat açıklığına sahip Kaan ile 5. nesil savaş uçağını üreten sayılı ülkelerden biri oldu. Şimdi bugün biraz dedikodu yapalım. Özellikle kiminle ilgili Yunanistan'ın eski dışişleri bakanı Şimdiki Savunma Bakanı Dendiyaz, uçuşlar gerçekleştirirken bir açıklama yaptı. Türkiye'nin aşırı derecede ivme kazanmasından korkuyoruz dedi. Korkmak yerine sen de üretme kardeşim. Yani eee e, uçaklarını alıyorsun Fransa'dan, döküntü uçakları alıyorsun Amerika Birleşik Devletleri'nden de Apache'ler vesaire. Dolayısıyla satın alacağını o kadar harcayacağın parayla bir beyin takımı kur. Sen de Türkiye ile rekabete gir. Öyle değil mi? Netice itibariyle bu yapılan bütün emekler gerçekten işte böyle alın teri ve dolayısıyla bizi kan resmen ve resmen devler ligine taşıdığını gururla bir kez daha söylüyoruz değerli izleyiciler.